Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu li seyyidil murselin Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sanırım iki ay önceden beri bahsettiğim bir hadis-i şerif vardı. Dikkatleri bu başlayan korona virüsünden dolayı. Yani eskiden beri bu konumuz var ama biz özellikle 20 yıl öncesinden beri işlediğimiz bir hadis-i şerifi daha anlamını daha da idrak ederek sunmuş olduk. Öncelikle o hadisle başlamayı istiyorum ama bir sıkıntı var ki gün be gün artan insanlar arasında bir korku var. Yani her an başımıza bir sıkıntının, bir belanın, bir musibetin ulaşacağı, bu hastalığın bize de ulaşacağı gibi sürekli yayınlarda, her tarafta aşırı derecede bir rahatsızlık var ortada. Şimdi biz bu rahatsızlığı özellikle Kore ile Amerika arasındaki savaşta 1000 tane asker hiçbir işkence yapılmadan ölmüş tarihte. Bu benim dikkatimi çeken bir haberdi. William diye bir tane profesör, Amerikalı bir profesör, bunun üzerine gitmiş, araştırmış. Çıkan esir askerlerden öğrendiği şeyleri tatbik ettiğinde veya öğrendiklerini sunduğunda önlerine daha önce hiç çıkmamış bir olay var. O da askerler esir edildikleri yerde yemekler çok güzel, ortam çok iyi, nezih, pak, hatta dışarıdaki surlar bile, hapishanenin duvarları bile o kadar yüksek bir duvarlarda olmamasına rağmen 1000 tane asker ölmüş. Daha sonraki incelemelerde ortaya çıkan şeyler şunlar, özellikle birbirini deşifre eden askerlere hediyeler verilmiş. Yani sürekli aleyhine konuşan askerler. Zabıtların olsun, zabıt diyoruz işte, görevlerin olsun aleyhine konuşanlar sürekli ödüllendirmeler olmuş. Bunun dışında en önemlisi kötü olan haberleri aşırı derecede kullanılmış. Memleketleriyle, kendileriyle ilgili sürekli ağır haberler sunulmuş, iyi olan hiçbir haber sunulmamış, verilmemiş. Bir de 3-4 madde vardı, hepsi aklımda değil ama önemli olan bizim için işkence olmadığı halde içerideki sunulan baskılar, sözlü baskılarla insan oğluna yaptırım gücünün ifadesidir. Mesela Hitler tarihte meşhurdur. Siz 6 saat sonra öleceksiniz, içeriye gaz bırakılıyor diye bir odaya söylediği sözün ardından 6 saat sonra insanlar ölmüş. Hiçbir gaz yokken. Ha, ortada öyle bir durum var şu anda da. Birbirinizden çekinin, birbirinizden korkun, birbirinizden işte. Yani bir uzaklaştırma, bir ağır bir baskı var medya tarafından. Bence medyayı bir terk edin, uzaklaşın. Şu duaları biraz okuyun. Ben o dua bölümüne geçeyim direkt. Hem Kur'an-ı Kerim'de 6 tane önemli şifa ayetleri var. Bunları suya okuyacaksınız. Hem üzerinizdeki ağırlığı, bıkkınlığı, bu atıllığı atmanızı isterim. Bir de bizi almış olursunuz. Sevineceğinizden eminim. Üzerinize herhangi bir sıkıntı gelmeyecek Allah'ın izniyle. Özellikle Bismillahillezî lâ yadurru mâ ismî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semîul alîm. Bu, unutmayın bunu. Hazreti Osman Efendimiz, halifelerden 3. halife Hazreti Osman Efendimiz diyor ki kim bunu okursa sabah akşam 3 kez ona hastalık ilişmez diyor. Şimdi tatbik eden öğrencilerim var.
hastalığın iniştiği gün sorduğumuz zaman unuttuklarını söylemişlerdir. Ha, unutmamanız gereken bir olay olduğu için bu dönemdeki şu ağır dönemi atmanız için mutlaka Bismillahillezî lâ yadurru mâ ismihi şey'un fil ardi ve lâ fis semâ ve huves semî'ul alîm. Üç kez tekrar ediyorsunuz. Alimlerimiz, büyüklerimiz bunu tekrar ettikleri zaman ellerini üfleyip ardından bedenlerine silmişlerdir. Bedenlerine ellerini sürmüşlerdir. Aynısını yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî lâ yadurru mâ ismihi şey'un fil ardi ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yadurru mâ ismihi şey'un fil ardi ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yadurru mâ ismihi şey'un fil ardi ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bu birincisi. İkincisi, üzerinizdeki ağırlığı atmanız için gün içerisinde daha zinde olmanızı sağlayacak olan Allahümme inni e'udu bike minel hemmi vel hazen. Bu Efendimizin duasıdır. Dört tanedir. Çok basittir. Yakın sürede, ya kısa zamanda ezberleyeceğinizden eminim. Tekrar ediyorsunuz. Allahümme inni e'udu bike minel hemmi vel hazen ve e'udu bike minel aczi vel kesel. وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Uzatmamak için tekrar etmeyeceğim. Kendiniz geri geri döner bakarsınız. Şimdi daha önemlisi bu özellikle Efendimizin bahsettiği seyyil eskam diye hastalıkların en kötüsünden de sana sığınırım dediği dua ise şudur. Allahümme inni a'udu bike minel barasi vel cununi. Tekrar ediyoruz, birlikte söylüyoruz. Allahümme inni a'udu bike. Allahümme inni a'udu bike. Minel barasi vel cununi. Minel barasi vel cununi. Vel cüzzami. Vel cüzzami. Ve min seyyil eskam. Ve min seyyil eskam. Tekrar. اللهم إني أعوذ بك من البرص اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجنون والجذام والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام. Üç kez söylemeniz iyidir. Zaten bu kadar hepsi. Bir de Deccal'ın şerrinden korunmak konusuna gelince, Deccal'ın konusunu 30 yıldır işlerim sizlere. Deccal şu anda ulaştığı en yüksek zirve fitnelere ulaştı. İnsanlığı yok etmek ister. Özellikle de İslamiyet'i yok etmek ister. Mevla'dan uzaklaştırmayı sağlamak ister. Yeni bir din ortaya çıkarmayı ister. Bu şerden korunmanız için bütün peygamberlerin yaptığı bir dua var. Özellikle Efendimizin de bize tavsiye ettiği Allahümme inni a'udu bike min azabin nar. Allahümme inni a'udu bike min azabin nar. Ve min azabil kabr. Ve min azabil kabr. Ve min fitnetil mahya vel memat. Ve min fitnetil mahya vel memat. Ve min fitnetil mesihid deccal. Ve min fitnetil mesihid deccal. Sadece bu. Sabah akşam üç herkes bir de bunu söyleyeceksiniz. Şifa ayetlerine gelince önünüze bir tane su alın. Suyun üzerine ayetin tamamını okumanız gerekmiyor. Mesela okuyacağımız birinci ayet Tövbe suresi 14. ayettir ama kendisini sadece ve yeşfi sudure kavmin mu'minin. Bir defa tek söylüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Üç herkes özür dilerim. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin. İkincisi ise Yunus 57. Ve şifaun lima fis sudur. Ve şifaun lima fis sudur. Ve şifaun lima fis sudur. Üçüncüsü Nahl suresi 69. ayet. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnas. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Dördüncüsü İsra 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Beşincisi Şuara 80. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Altıncısı قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ Bu birinci bölüm olarak size sunayım. Uzun uzamaması için. İnsanlar çabuk bıkıyorlar, uzun olanı pek seyretmiyorlar, dinlemiyorlar. Ama bunlar önemli. Önünüze sıkıntıyı kaldıracağınız, sürekli olarak sadece korona da değil yani. Ailenizin hepsine şifa vereceğiniz şeyleri sundum. Allah'ım şifalar versin, ümmeti korusun, memleketimizi korusun. Sıkıntılar göstermesin, önümüzü daim güzelliklerle donatıversin. Allah'a emanet olun. Thank you.